Bugün iş dünyasının başarılı işletmecilerinden Ramazan Bingöl konuğumuz. Şu anda işlettiği restoranlarından 1050 kişilik kapasiteye sahip Ramazan Bingöl Et Lokantaları Giyimkent Şubesi'ndeyiz. Kendisiyle başarıları hakkında konuşacağız. Evet Ramazan Bey, öncelikle bize Ramazan Bingöl kimdir? Kısaca anlatır mısınız? Yani 1967 yılında Şanlıurfa Birecik'ten doğdum. 7 yaşından beri İstanbul'dayım ve çeşitli başka meslekler de yaptım. Fakat son 20 küsur yıldır lokantacılıkla uğraşıyorum. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyeliği görevinde bulunuyorum 15 senedir, uzun zamandır. Odalar Borsalar Birliği'nde Meclis Üyesiyim, Gıda Meclisi'nde tüm Türkiye'deki lokantaları temsilen. Aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesiyim ve 10 yıla yakındır da Yeni Şafak Gazetesi'nde, bir dönem Star Gazetesi'nde Türk Mutfağı, Dünya Mutfağı ve sağlıklı beslenme üzerine yazılar yazıyorum. Türesli Derneğimizi vardı, 10 yılda onun başkanlığını yaptık. Şimdi kurucu başkanlığına devam ediyoruz, bıraktık. Ama yine devam, dernekte devam ediyoruz. Bu tür artı yayınlanmış iki tane de kitabım var bu meslek üzerine. Peki restoran işletmeciliğine başlangıç hikayenizden biraz bahsedebilir misiniz? Restoran işletmeciliği askerden sonraki süreçte bir kardeşlerimle beraber daha önceki süreçte bir ortaklık tecrübem olmuştu. Uzun yıllar orada hem genel müdürlük hem yönetim başkanlığı yaptım. Fakat 2008 yılında ayrıldım. Ve Ramazan Bingöl Et Lokantası'nı kurdum. 2008 yılından beri de Ramazan Bingöl markasıyla devam ediyorum. Ama onun yanında da diğer işte Köfteci Ramazan, Hepsi Lahmacun, Geleneksel Lezzetler gibi markalarımız da var. Bu alandaki başarılarınız malum. Bu işe başlarken hedefleriniz nelerdi? Yani bu kadar başarıyı bekliyor muydunuz? Ya şöyle, tabii ki hedeflerimiz yüksekti bu işe başladığımızdan beri ve şu anda da öyle. Ben hayat boyu şuna inanırım. Eğer bir işe yapıyorken gerçekten hedefini ve vizyonunu çizmezsen başarılı olma şansın yok. Tabii herkes böyle düşünüyor ve haklı olarak herkes çok başarılı olacağım, çok iyi işler yapacağım diyor ama o gerekli altyapıyı ve gerekli işleri yapmazsan başarılı olma şansı yok ki ben bu konuda birçok alanda ilkleri gerçekleştirmiş bir firmayız. Henüz kendimizi açıkçası çok başarılı hissetmiyoruz. Çünkü burada iki tane temel benim prensibim vardı. Birisini gerçekleştirdik. Yani bu hedefi koyup o hedefe varıyorken neler yapabilirsin? Bu çok önemli. O argümanları yapmak zorundasın. Bize bir tanesi, daha önce şöyle bir algı vardı Türkiye'de. İyi restoran, iyi lokanta, çok lüks, çok iyi servisi olan, hizmeti olan ve birçok farklılığı olan lokantalar alkollü olurdu. Ve alkollü olmak gibi bir şeydi. Alkolsüz lokantalar daha küçük, daha böyle ufak, pek dikkate alınmayan restoranlardı. İdi böyle bir algı vardı. Ben bu yola çıkıyorken şunu demiştim. Evet, alkolsüz restoranlar da alkollüler kadar iyi olabilir, hatta daha iyi olabilir. Bunu biz bir şekilde insanlara göstereceğiz. Bu birinci vizyonumuz ve birinci hedefimizi gerçekleştirdik. Yani alkollü olanlara da saygı duyuyoruz, o bizi bağlamıyor ama böyle bir algı vardı. Bu da beni rahatsız ediyordu. Ama Ramazan Bingöl markası olarak artık bunu gerçekleştirdik. İkincisi de Ramazan Bingöl markasının önce tabii ki kendi şehrinde, Muhit'inde, sonra İstanbul'da, sonra Türkiye'de, daha sonra da dünyada marka olması için gerekli işleri yapması ve Türk mutfağının tüm dünyaya tanıtılması. Şimdi ikinci aşamada hedefimizi gerçekleştirmek için birçok çalışmalar yapıyoruz. İşletmeciliğinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir sizce? Restoran işletmeciliği dünyanın en hassas işlerinden biri.
Bunun sebebi de şu, bizim bu tür işlerde hatanın dönüşü yok. Yani diyelim ki cep telefonu, bunu çok sık görüyoruz, ya da araba, bir arıza ya da bir bozukluk olduğunda onu merkeze çağırıyorlar ve binlerce telefonu, arabayı tamir edip geri gönderebiliyorlar. Hadi aldığımız bir ürünü götürüp değiştirebiliyoruz. Fakat bu işte affı yok. Yani neden? Yedin ve bitti. İnsan geldi, kötü servis aldı ve mahcup oldu. Yemeği bozuk oldu. Tabak kirli oldu. Bu işlerin dönüşü yok. Bu açıdan restoran işletmeciliği bir bütün. Ve minimum hatayla yapmak zorunda olduğum bir şey. Yani çok klasik bir şey vardır. Bir cerrah bir kişiyi öldürür, kötü aşçı binlerce kişiyi öldürür diye. Bu açıdan dünyadaki en hassas ve en önemli işlerden birini yapıyoruz. Bunun için belli bir standartların oluşturulması, o standartların takip edilmesi, ürün speklerinin oluşturulması, ürün reçetelerinin oluşturulması ve bunlarla ilgili o süreçleri takip etmesi çok önemli. Çünkü sadece biz yemek satma satmıyoruz aslında. Bir yaşam tarzı satıyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar bir şekilde evinde de bunu yiyebilir. Peki bunca işlerinizin arasında çalışanlarınızla nasıl bir ilişkiniz var? Yani çalışanlarımızla şöyle bizim ilişkimiz var. 200'e yakın çalışanımız var. Beraber çalışıyoruz. Ben oldum olası böyle görüyorum. Yani ben çalışanlarıma şöyle söylüyorum. Eğer beni mutlu etmek istiyorsanız müşteriyi mutlu edin. Ve bir işveren marka olmak istiyorsa, para kazanmak istiyorsa, rahat etmek istiyorsa öncelikle çalışanlarını mutlu edecek. Ve şöyle düşünecek. İşçi, yani çalışan arkadaşların ne kadar hakkı varsa işverenin de hakkı var. İki tarafta bunu düşünecek. Yani bununla ilgili zaten yazılmış bir kitabım var. Yani işçi işveren ilişkileri. Biz buna minimum, yani şunu da söylüyoruz, bu kitabı okudun mu işçi işveren ilişkilerinde yaşanan sorunların %80-90'ı çözülüyor. Yani çalışanlarımız biz sözde değil yani. Özde ve gerçekte de bir aile gibi düşünüyoruz. Çünkü şöyle düşünün, artı olmasa eksi olmaz, eksi olmasa artı olmaz. Yani çalışan olmazsa dükkan olmaz, dükkan olmasa çalışan olmaz. Dükkan olmazsa çalışan nerede çalışacak? Hiçbir yerde çalışamayacak. Fakat dükkan oldu mu, işçi olmazsa ne olacak? Dükkan da bir işe yaramayacak. Yani bu ikisi de birbirine iç içe geçmiş, entegre bir şey. Bir olmazsa bir olmaz. Demek ki ikisi de severek yapması lazım. Kitabınızdan bahsetmek istiyorum biraz da zamanı gelmişken. Öncelikle bu yazarlık fikri nereden geldi? Köşe yazarlığı da yapıyorsunuz aynı zamanda. Şöyle, yazı yazmayı seviyorum. Hani okumayı da seviyorum. Okumayan yazamaz derler ya. Okuyoruz ve yazmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de kendi alanımda daha önce çok kafama takılan sorular vardı bizim meslekte. Bununla ilgili bir kaynak araştırmaya girdim. Yani nedir, ne değildir diye. Fakat şuna ulaştım. Türkiye'de restoran işletmeciliği ile ilgili henüz yazılmış bir kitap yok. Bizim de yıllardır deneme yanılma yöntemiyle birçok bilgi ve tecrübemiz oluştu. Hem sektöre faydalı olsun, hem gelecek nesillere bir katkımız olsun diye bu kitabı yazdık ve 6. baskı oldu. Umduğumuzdan daha çok ilgi gördü. Ve şu anda çeşitli üniversitelerde, meslek yüksek okullarında ana kitap olarak okutuluyor. Bilginin de zekatı, sadakası var. Bildiğimizi de öğretmemiz lazım. Hani bir de öğrenmenin diğer yolu öğretmekten geçiyor. Restoranlarımız, lokantalarımız daha kaliteli olsun. Yani rakiplerim olmasına rağmen sebebi de şu. Ne kadar iyi restoran, lokanta olursa sektörümüz o kadar gelişir. Türkiye o kadar gelişir ve Türk mutfağı o kadar daha iyi noktalara gelir diye düşünüyoruz. Temel sebebi bu. Yani bunun için riske de girmiş sayılıyorsunuz. Yani. Tabii yani mesela bu kitapları yazıyorken birçok insan şunu da söyledi bana. Sen bildiğin kendine ait püf noktalarını ve mesleki sırlarını niye herkese yayıyorsun? Ben ondan çekinmiyorum açıkçası. Yani herkes iyi yapsın ve memleketimiz kalkınsın. Onda bir sorun yok. Peki hedeflediğiniz kitleye ulaştığınızı düşünüyor musunuz bu kitapla? Kitapla kısmen. Henüz hala 2005 yılında çıkmış olmasına rağmen hala yeni görenler de var. Aslında çok ilginçtir. Benim kitap restorançılar, asıl okuması gereken kitle restorançılar.
Ama bakıyorum ki birçok holding sahibi, şirketler, uluslararası firmalar daha çok okuyor. Yani aslında restoran işletmeciliği ama genel bir işletme ve bir felsefe kitabı. O açıdan henüz istediğimiz kitleye ulaşmış değil ki 7. baskı oluyor. Yani satışları da gayet iyi. Ama henüz Türkiye'deki birçok restoranta ulaşmış değil. Şimdi herhalde Orta Doğu'da da bir Arapça çevirisi olacak. Restoranınızın başarısı ortada, yani birçok kesimden, sanat camiasından rağbet görmektesiniz. Bu başarının sırrı ve insanları buraya çeken sebepler neler sizce? Yani burada dediğimiz gibi, hepsi bir bütün. Restoranda insanlar sadece karın doyurmaya gelmiyor. Orada bir yaşam tarzı satın alıyor aslında. Yani bununla ilgili yemekler, görsellik, servis, ambiyans, temizlik, titizlik, karşılama, uğurlama, otoparktan girişe kadar hepsi bir bütün. Ve bizim de bu konuda belli bir hedef kitlemize ulaşmak istediğimiz hedef kitlemiz var ve onlar hangi argümanlardan hoşlanır, neden hoşlanır, nasıl, neleri beğenir konusunda ciddi ciddi araştırmalarımız var. Bu konularda biz iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yani o açıdan dolayı hem tanınırlık oranımız çok yüksek, hem beğeni oranımız çok yüksek, hem de bilinirlik oranımız çok yüksek. Yani biz birçok şey kendi irademiz dışında, bazen sosyal medyada, internette bakıyoruz. Bütün alanlarda 9 üstü. Yani istesen zaten yapamıyorsun, insanların fikrine gen vuramıyorsun. Genel olarak çok yüksek çıkıyoruz. Tam da bu konuyla ilgili bir sorun var şimdi size. Yani başarınızda medyanın etkisi de var tabii. Sizce bu başarının ne kadarı pazarlama ve halkla ilişkilere ait? Aslında birçoğu pazarlamadır. Çünkü şöyle, bunda şimdi 3. kitabımızda nasipse marka ve pazarlama üzerine bir kitap yazıyorum. Siz istediğiniz kadar iyi ürün üretin. Siz şu anda istediğiniz kadar iyi televizyon programı yapın ya da internet yayını yapın. Bunu duyuramadıktan sonra bir anlamı yok. Ürün iyi olacak, tamam, okey, ama ürünü çok iyi yapmanın bir anlamı yok. Bunu duyuramadıktan sonra, pazarlayamadıktan sonra, hedef kitlenize anlatamadıktan sonra bir anlamı yok. O açıdan pazarlama %100 diyebilirim. Peki bu sektörde, yani diğer sektörlerde olduğu gibi bunda da rekabet oldukça fazla. Siz rakiplerinizi izliyor musunuz? Ben bütün dünyadaki rakiplerimi izliyorum. Sadece Türkiye'deki değil. 30'a yakın dünya ülkesine gitmişim. Ve bu gittiklerim hemen hemen hepsinde illaki restoranlar, kafeteryalar en lüksünden, en orta halinden, ilerisinden gerisine kadar hepsine gitmişim. Ve Türkiye'de de haftada bir, 15 günde bir çok çeşitli restoranlara ve kafeteryalara giderim. Bu kıyas etmenin yolu görmekten geçer. Eğer bir şeyi görmemişsen, takip etmiyorsan geride kalırsın. O açıdan ben birinci işlerimden biri budur. Dünyadaki ve Türkiye'deki restoran lokanta gelişimlerini takip etmek. Peki sizin rakiplerinizden farkınız ne? Şöyle, bizim rakiplerimiz ne kadar rakip diyebiliriz? Kendi meslektaşlarımızdan farkımız şu. Ya Ramazan Bingöl Et Lokantası Türkiye'de bir ilk yaptı. Nedir bu? Diyelim burada çok rahat bir patlıcan kebabı yiyebiliyorsanız bonfile, antrikot, pirzola da çok rahat yiyebilirsiniz. Ali Nazik de yiyebilirsiniz burada. Zeytinyağlı kereviz de enginarda. Daha bizim haricimizde ki genelde hala öyle, et lokantasına gittiğinizde bir patlıcan kebabı ya da bir Ali Nazik kebabı yiyemezsiniz. Sadece işte pirzola, bonfile, döner ve et şeyi yersiniz. Veyahut da bir kebapçıya gittiğinizde bana çok iyi bir bonfile, antrikot, pirzola, zeytinyağlı enginar, kereviz ve benzeri şeyler, onu bulamazsınız. İkisini birleştirdi Ramazan Bingöl ve alkolsüz restoranlar içinde şu anda Türkiye'de en birinci biziz diyebiliriz bu konseptte. Çünkü bir restoranımız 1500 kişi, bir restoranımız 1000 küsür kişi, bir restoranımız 750 kişi. Ve hepsinde hayvanat bahçeleri, çocuk oyun adaları, bahçeleri, yazlık, kışlık bölümleri, ayrı VIP odalar, toplantı salonları olan herhalde tekiz diye düşünüyoruz. Böyle farklı konseptimiz var. Peki,
günümüzde fast food yiyeceklere de rağbet oldukça fazla. Ya bunun avantajları ve dezavantajlarını görüyor musunuz? Ya fast food yiyeceklere ben açıkçası şöyle çok karşı değilim. Sebebi şu. Yani iyi pazarla senden yesin. Aslında dünyanın en önemli fast food, en iyi fast food'u Türk mutfağıdır. Çünkü fast food'un anlamı hızlı servistir. Yani kuru fasulye de bir hızlı servis. İçli köfte hızlı servis. Lahmacun hızlı servis. Pide hızlı servis. Izgara köfte hızlı servis. Yani en iyi fast food'lar bizde aslında. E şimdi bunu sen iyi pazarlayamıyorsan sorunu bence böyle düşünmek lazım. Yani şimdi Türk insanının bin tanesine sorsan ya da Orta Doğu'da Karadeniz pidesi güzel pizza mı? %90'ı der ki pide çok daha güzel. Ama sonuca bak pizza daha çok satılıyor. Hamburger mi daha güzel? Ekmek arası köfte mi? %90'ı ne der? Yok köfte der güzel. Ama sonuç hamburger daha çok satılıyor. Şimdi sebebine bakmak lazım. Sen daha iyisin yap, sen sat. O açıdan fast food tabii ki sağlıklı değil. Ama sağlıklı fast foodlar da oluşturulabilir ve Türk mutfağı bunun için en ideal mutfak. Yurt dışı planlarınız var mı peki Orta Doğu'ya açılmak gibi? Yurt dışı planlarımız var. Bir ön protokol imzaladık nasipse Cidde'de ve Körfez ülkelerinde. Bu anlamda ciddi çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Dubai, Abu Dubai, işte Cidde, Mekke, Medine, Katar bu tür şeylerle görüşmelerimiz var ve inşallah açacağız. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani broşürümüzden tutun birçok şeye kadar Arapçadır bizim. Ve çok ciddi Arap müşterimiz vardır. Yani Twitter'da bile 40 bine yakın Arapça Twitter'ımız var. 40 bine yakın kişi bizi takip ediyor. Özellikle açılım politikamızda yani Avrupa, Amerika şu anda yok. Ama direkt birinci önceliğimiz Orta Doğu. Peki yeniden başlayacak olsanız bu sektörde neleri yaparsınız, neleri yapmazsınız? Yani şu anda yaptıklarım hepsini yaparım, daha iyisini yaparım. Çok pişman duyacağım şeyler yapmıyorum yani. Yani pişmanlık duyduğum pek iş olmuyor ya da olmuşsa da kısmet diyorum ama bu yürüdüğüm yolda aynısında devam ederim. Yeni başlayacak genç işletmecilere mesajlarınız var mı? Ya bununla ilgili tabii ki benim kitaplar okusunlar. Ondan sonra yapacağı işte bir kere kafayı netleştirmesi lazım. Yani kafasını netleştirdiğinde o işle başarılı nasıl olurum konusunda ona kafayı yorması lazım. Yani şöyle benim çok örnek verdiğim bir şey var. Şimdi diyelim ki restoranççılık yapacaksa, lokantacılık. Onunla ilgili Türkiye ve dünyadaki bütün gündemi takip edip başarılı olmanın yolları nedir ve başarılı olmuş insanlar nerelerden geçmiş? Bu bir. İki, başarısız olanlar neler yapmış? Bunun ikisi kıyasını yapacak ve bu konuyla hendem olacak. Yani şöyle, kişi tuttuğu takımın 7 ceddini biliyor, 20 yıllık mazisini anlatabiliyor. İşte şu yılda bu oldu, bu oldu, bu oldu. Ama kendi işiyle ilgili o iş, o bildiğinin %10'u yok. Şimdi o futbol takımının 20 yıllık geçmişini bilmesinin ona ne faydası var? O bilirse bilir. Aa, ben bilmiyorum ne oluyor? Ama işimle ilgili istediğin ama restorancılıkla ilgili bana tüm dünya için söylüyor. Beni bilmem isteyen istediği soruyu sorsun. Hangisi önemli sizce? Tabii ki. Kendi işi. Ya ben futbolcunun 7 ceddini bilmiyorum. Bir ağa bilmiyorum ne oluyor? Ki gerçekten ne oluyor bana? Bir şey olmuyor. Ben mimarlığı bilmem, bilmiyorum. Doktorluğu bilmiyorum. Bununla ilgili bana kimse kınayabilir mi, eleştirebilir mi? Ama beni kınama, eleştirme şöyle olur. Kendi işimle ilgili bir şeyler bilmiyorsam ve iyi bildiğimi iddia ediyorum. Bunu sağlaması lazım. Yani malumat furuşluk yapmayacak. Her şeyi bilmesine gerek yok. Hangi konuyu ilgilendiyse o konuda çok iyi olur. Ve çalışacak. Çalışmaktan başka bir şey yok. Çalışacak. Peki son sözlerinizi alalım o zaman. Yani teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk mutfağı aslında Orta Doğu'daki mutfakla da bir entegre. Yani bizim mutfaklarımız Batı ve diğer mutfaklara karşı çok daha önde. Fakat bu konuda biraz tanıtım ve pazarlama ve iyi ve lüks restoranlar konusunda eksikliğimiz vardı. Şimdi bu
açığı da yavaş yavaş özellikle Türkiye kapatıyor. Ve ben inanıyorum ki bu şekilde biz devam eder. İleriki 10 yıllarda Türkiye'de çok önemli dünya çapında lokantalar çıkacak. Bunun birisi de Ramazan Bingöl olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.